Halı temizliği evde bir hayli zordur değerli seyircilerimiz. Hele bir de yıkamaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız. İşte artık işin kolayı var. Halı yıkama firmaları hemen imdadımıza yetişiyor. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Manisa, Turgutlu'dan sektörün lider firması Temiz Evim'deyiz. Kendileri halı yıkama ve koltuk yıkama üzerine hizmetleri var. Yanımızda ise firmamızın ortakları Beyefendi Mehmet Yanık ve Beyefendi Barış Kaya bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Yanık kimdir? Mehmet Yanık, 1991 doğumlu, Kemalpaşa Bayırlı ilçesinde ikamet kaydı. Evet. Anadolu Üniversitesi işletme mezunu. Uzun yıllar demesem de bir 5 yıl falan farklı sektörlerde görev aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verip Turgutlu halkına daha iyi bir hizmet getirmek için bu temiz evim halı ve koltuk yıkama merkezini açan bu işletmenin ortaklarından biridir. Gayet güzel. Aynen. Barış Bey, kısaca bir de sizi tanıyalım. Barış Kaya, 1990 Turgutlu doğumluyum. Bir yıldan beri bu işle uğraşıyoruz. Evet, berabersiniz, firma evet, ortağısınız. Halı koltuk yıkama işiyle. Gayet güzel. Peki, şimdi Mehmet Bey biraz işleyişi açalım. Tabii. Şimdi konuklarınız sizi arıyorlar. Halılarını size emanet ediyorlar. Başka ne var? Koltuk yıkama var sizde. Evet. Farklı perde çalışmalarınız falan da var. Biraz bunlardan bahsedelim o zaman. Önce halıdan biraz girelim. Tabii. Nasıl ulaşıyor konuklarınız size ve buradaki işleyişten biraz bahsedelim. Tabii. Şöyle söyleyeyim size. Belli periyotlarda Turgutlu içerisinde bizim reklam çalışmalarımız oluyor. Magnet ve broşürle bilgilendirme yapıyoruz. Onun dışında Facebook, Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden de müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar neticesinde onlara ulaştığımız magnetlerle ya da işte sosyal medya aracılığıyla bize geri dönüşler oluyor telefon numaralarımızdan. Biz numaralardan önce onun adreslerini alıyoruz. Adresleri aldıktan sonra günlük belli periyotlarda halı toplama ve dağıtma işlemlerimiz var. Evet. Direkt müşterinin ayağına gidiyoruz istedikleri saatte. Fark etmiyor. Bir tek halı olsa bile müşteriyi kırmamak için mutlaka yanına gidiyoruz. Gayet güzel. Adresten teslim aldınız. Tabii. Buraya geliyor. Tabii. Buraya geldikten sonra ilk aşamamız leke kontrol. Bazı lekeleri biz sınıflandırıyoruz. Sınıf ağır leke ise ona göre bir işlemimiz var. Hafif leke ise ona göre. Evet. Yıkamada çıkacak lekeler var. Yıkamadan önce bir üzerinde çalışılması gereken lekeler var. Bunları kontrol ediyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra yine dediğim gibi gün içerisinde belli periyotlarda yıkamalarımız oluyor. O periyotlara göre yıkamaya başlıyoruz. Yıkamaya başladığımızda ilk iş halıyı ıslatma. Halının tamamen bütün hatlarında suyu alması gerekiyor. Suya emmesi gerekiyor iyi bir temizlik için. Daha sonrasında zaten arkamızda gördüğünüz tam otomatik halı yıkama makinemiz var. Hem halının üstünü hem de özellikle altını yıkıyor. Burada mesela Turgutlu'da bizim getirdiğimiz bir ilk alt yıkama. Evet. Bu iki işlemden geçtikten sonra sıkma makinesine atıyoruz. Halının %98 oranında zaten suyunu sıkma makinesiyle alıyoruz. Sadece üzerinde hafif bir nemi kalıyor. Ve hem nemi almak hem de halıyı havalandırmak üzere asıyoruz. 2 ya da maksimum 1 ile 2 gün arasında da askıda kalıyor halılarımız. Evet. Daha sonra halıyı tekrar alıp üzerindeki son kalite kontrolü yapıp paketliyoruz. Paketlerimiz zaten poşetli. Evet. Poşetsiz kesinlikle halı götürmüyoruz. Evet. Yine tekrar istedikleri saatte, uygun oldukları bir saatte ellerine teslim ediyoruz halılarını. Gayet güzel. Manisa, Turgutlu'ya bu güzel şehre kattığınız bu önemli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Yeni hedeflerinizde tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Manisa, Turgutlu'dan sektörün lider firması Temiz Evim'den firma ortaklarımız Mehmet Yanık ve Barış Kaya'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.